sadık erenlerdendi. Zulme karşı olan şehitlerdendi. Kavgaya meydan yiğitlerdendi. Yolun yolumuzdu. Çok saygıdeğer teşkilat mensubu kardeşlerim, Saadet Partimizin değerli misafirlerimiz, değerli MASİM mensupları, emniyetimizin çok kıymetli mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, bugün Nevşehir Saadet Partisi İl Teşkilatı olarak Erbakan hocamızın 10. ahirete göç etmesinin 10. yılını burada anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada 54. hükümetin efsane başbakanı, asrın lideri, son 100 yılın lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı ahirete hicretinin 10. yılı olması hasebiyle onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah Erbakan hocamıza ve tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Çok değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, Erbakan, evet, Erbakan hocamızı bundan 10 yıl önce rahmeti rahmana uğurladık. Allah kendisinden razı olsun. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Evet, 10 yıldır Saadet Partisi olarak yapılan bu etkinliklerde Erbakan hocamızı anlamaya çalıştık. Bir ilim adamı olarak, bir fikir adamı olarak, siyaset ve devlet adamı olarak anlamaya çalıştık. Dürüstlük ve nezaketi, ahlak ve adalet anlayışını anlamaya çalıştık. Bu yılda Erbakan hocamızın en önemli hedefi olan yaşanabilir bir Türkiye idealini anlamaya çalışıyoruz. Erbakan hocamızın hedefi olan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, adalet üzerine inşa edilmiş yeni bir dünya kurmak ideallerini anlamaya çalışıyoruz ve çalışıyor. Biz yaşanabilir bir Türkiye denince maddi ve manevi yönden kalkınmış bir Türkiye anlıyoruz. Tüketen toplum olmak değil, üreten bir toplum olmak anlıyoruz ve milli bir duruş anlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Saadet Partimizin çizgisi Erbakan çizgisidir. Saadet Partimizin yolu Erbakan yoludur. Muhterem kardeşlerim, Erbakan'ın yolundan gitmek, onu izlemek, onu takip etmek ancak ve ancak onu doğru anlamakla mümkündür. Peki neydi Erbakan'ın yolu? Maddi ve manevi yönden kalkınmış bir Türkiye. Siyasetin algılarla, ekonominin faiz, vergi ve borçla yönetilmediği ülke ve devlet imkanlarıdır. Halka aktarıldığı itibarın gösteriş ve şatafat değil, şahsiyetli bir duruşla anıldığı bir Türkiye anlıyoruz. Biz yaşanabilir bir Türkiye denince kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye anlıyoruz. Kardeşliğin öne alındığı bir Türkiye anlıyoruz. Milletin başına gardiyan değil, milletin derdiyle dertlenen hadim bir devlet anlayışı anlıyoruz. Yemeyen, yedirmeyen bir Türkiye anlıyoruz. Aldanmayan, aldatmayan bir Türkiye anlıyoruz. Erbakan denince akla sanayileşme geliyor. Anadolu'yu fabrikalarla donatmanın adıdır Erbakan. İthalat yapan değil, her alanda ihracat yapan,
üreten bir Türkiye anlıyoruz. Erbakan denince ağır sanayi anlıyoruz. İleri teknoloji anlıyoruz. Tarım, hayvancılık, her alanda işçiyi, memuru, çiftçiyi ve insanı her alanda refah seviyesini, saadet içinde yaşamasını demesini anlıyoruz. Erbakan çizgisini beğenen ve beğenmeyen bu günlerde Erbakan çizgisini beğenen bu günlerde herkes Erbakancı, herkes milli görüşçü, bu bizi sevindiriyor. Ama Erbakan üzerinden kimse Saadet Partisi'ne ve teşkilatlarına ayar vermeye kalkmaması lazım. Ve vermeyecek, veremeyecek de. Erbakan biliyorsunuz son nefesine kadar bütün insanlığın saadet ve selameti için çalışmış ve bu nedenle hep önü kesilmiş ama o hiç aşkından ve davasından, ideallerinden bir şey kaybetmeden yoluna devam etmiştir. Milli Görüş Hareketi'nin tek partisi Saadet Partisi'dir demiştir ve Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak bu dünyadan ahirete hicret etmiştir. Değerli arkadaşlar, Erbakan'ı anlatmaya ne saatler yeter, ne kitaplar yeter, ne dergiler, ne de gazeteler. Onun için Erbakan'ın kemikleri üzerinden siyaset yapmak değil, onun görüşüne ve ideallerine ve görüşlerine sahip çıkmakla olur. Onun bıraktığı siyasi partisi olan Saadet Partisi'ne önce ahlak ve maneviyat diyen hayat, iman, iman, iman ve cihat diyen demekle olur. Milli görüşçülük. Saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ümmeti derdi davası için hak rızası yol davasına sadık erenlerdendi. Zulme